PropHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C++ dilinde işaretleri ve arttırım işlemleri yani tanımladığımız herhangi bir sayıyı, herhangi bir değeri, değişkeni belirlediğimiz ölçeklerle, belirlediğimiz aralıklarla arttırma işlemlerini nasıl yapabiliriz onu öğreneceğiz. Şimdi bunun için öncelikle bir değişken tanımlamamız gerekiyor tabii ki. Int diyelim. Int mesela ne diyelim? A diyelim. A diye bir değişkenimiz olsun. Bu değişkenimizi istersek bir değere eşitleyebiliriz. Mesela bir değere eşitleyelim. 20 yapalım. A'yı 20 yapalım. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi şöyle yapacağız. Mesela A değişkenimizi tanımladık. Şimdi A ile işlemler yapacağız. A artı eşittir 10 dersek, 10 dersek bu ne anlama geliyor? A eşittir A artı 10. Yani şu anlama geliyor. A eşittir A artı 10. Pardon. A artı 10 anlamına geliyor. Bunu cout dersek, ne diyeceğiz? A diyeceğiz buraya. End line'ımızı da koyalım. Evet. Şimdi F9'a basabilirsiniz. Ben build and run diyeceğim. Build and run diyeceğim. Gördüğünüz gibi 30 değerini aldım. Şimdi eksi yapabilirim burayı. Eksi yapabilirim. Çarpı yapabilirim. Bölme yapabilirim. Fakat böyle yapmayacağım. Gördüğünüz gibi 10 sonucunu aldım. Çıkartarak şöyle de yapabilirim. Eksi eşittir 10. Bu da a eşittir a eksi 10 ve hatta burayı artı yaparsam a eşittir a artı 10. Bu yani biraz önce yaptığım işlem anlamına geliyor. A eşittir a artı 10 anlamına geliyor. Sonucun 30 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 30 sonucunu aldım. 30 sonucunu elde ettim. Eksi koyabilirim. Eksi koyarsam buraya bu build and run dersem gördüğünüz gibi yine 10 sonucunu elde ettim. Bölme yapabilirim. Bölme işlemini gerçekleştirebilirim. Bu build and run dersem bana 2 veriyor. Çarpma işlemini gerçekleştirebilirim. Çarpma işlemini gerçekleştirebilirim. Bu şekilde 200 sonucu. Yani ne bu? Ne demekti arkadaşlar? A eşittir. A çarpı 10 anlamına geliyor. Yüzde işareti de koyabilirim. Yüzde işareti. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu tanımladığınız değişkeni işaretlediğiniz, belirlediğiniz rakama yani şu A değişkenin değerine 10, 20. 20'nin 10'a bölümünden kalanı veriyor bize. 20'nin 10'a bölümünden kalan ne? Tabii ki 0. Tam bölünüyor 20 10'a. Tam bölünüyor. Gördüğünüz gibi 0 değerini aldık. Peki 6 yaparsak 6 kere 3 18 ne kalıyor? 2 kalması gerekiyor. Bu yeterli diyelim. Gördüğünüz gibi 2 sonucunu aldım. Yüzde işareti kalanı veriyor. Bölümde kalanı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Programlama yaparken göreceksiniz. Mesela çift sayıları bulmak için kullanabilirsiniz. Çünkü çift sayılar neyse ileride öğreneceksiniz. Tek sayılar falan bölümünde işte mesela bir kalıyorsa ne oluyor? Tek sayıları falan veriyor gibisinden. Bu gibi şeyleri öğreneceksiniz. İleride tabii birlikte yapacağız bunları. Programlamada matematik önemli arkadaşlar. Matematiği kullanacağız. Yani çok da iyi bir matematiğiniz olmasına gerek yok. Yani üniversitelerde falan zorluyorlar tabii ki ama ihtiyacınız olduğunda açarsınız kitabı bakarsınız. Yani zor bir şey değil. Mantığını anlayın yeter. Şimdi devam edelim. Evet, bunu söyledikten sonra başka söyleyeceğim bir şey var mı? Var tabii ki. Size şeyleri göstermedim sanırım. X artı artı, eksi eksi ve benzeri şeyleri. Şimdi ben eğer buraya şöyle yaparsam A 20 değil mi? Şurayı sileyim. Ben buraya A artı artı dersem ne olacak? Bu bana 21 değerini verecek. Çünkü bu demek şu A artı artı demek A eşittir A artı 1 demek. A eşittir A artı 1 anlamına geliyor. A artı artı pardon artı artı. Peki ayırt etmek için şöyle yapalım. Bir de A'yı ayrı cout yapalım. Printf artık ne deniyorsa. Ekrana çıktısını alalım. End line diyelim. Şimdi bakalım. Burada 21 sonucunu almam lazım. Çünkü A 20. A eşittir A artı 1 demiştik. Yani 20 artı 1. Burası da normal 20 olarak göstermesi gerekiyor. Build and run diyorum. Gördüğünüz gibi ilk baş 21 değerini verdi. 20 değerini verdi. Sonra 20 değerini verdi. Önemli değil. Şu işlem aslında 21. Şöyle yapalım. Sileyelim. Şurayı öyle göstereyim. Bu return run diyelim. 20
değerini aldım. Fakat normalde bakalım nerede hata yaptık? Bize neden çalışmadı? Tabii ki arkadaşlar şöyle bir geri geleyim. Neden öyle yapıyor? Çünkü ilk baş tabii ki 20 değerimiz var. Öncelikle bize 20 değerimizi gösteriyor. 20 sonra işlemi yapıyor. Arttırım işlemini yapıyor ve bize 21'i gösteriyor. Şöyle yapalım. Build and run diyelim. Gördüğünüz gibi 20'yi gösterdi. Çünkü ilk initial value denen yani başlangıç değerimiz 20 olduğu için 20 gösterdi. Daha sonra işlem yaptı ve bize 21 değerini verdi. Çin, bunu şöyle de anlayabiliriz. Mesela şuraya eksi eksi dersek bu sefer çıkaracak. A eşittir A eksi 1 anlamına geliyor bu da. A eşittir A eksi 1 anlamına geliyor. Şöyle yapacağız. Eksi eksi diyelim. Build and run dediğimde gördüğünüz gibi 20 19 yani önce 20'yi gösteriyor. Daha sonra bu işlemi yapıyor bana 20 19'u gösteriyor. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Şöyle de anlayabiliriz. Şöyle yaparsak eğer çünkü burada A'nın arkasında artı işlemi gördüğünüz gibi. A'nın arkasında. Fakat şöyle yaparsak A'nın önüne koyarsak bakalım artı işlemini A'nın önüne koyarsak ne olacak? Build and run. Gördüğünüz gibi ikisini de 21 gösterdi. Çünkü buraya geldiğinde direkt ekleme işlemini yaptı. Ekleme işlemini yaptıktan sonra artık A'nın yeni değeri 21 ve bana 21 değerini gösterdi. Buradaki amacım aslında buydu zaten. Evet arkadaşlar. Yani buradaki demek istediğim şey şurada artı artı A'nın önündeyken geliyor buraya tam şuradayken ne yapıyor okurken 20 değil mi? Ha diyor ki burada bana önce toplama işlemini yap diyor ondan sonra devam et diyor. Fakat bunu A'nın arkasına koyarsak önce değeri gösterir, daha sonra toplama işlemi yapar. Evet, burası ince bir ayrıntıydı. Anlatmak istediğim. Eksi de dersek şuraya. Pardon. Eksi de dersek gelecek buraya. 20 değil mi bu? 20. Ne olacak bu sefer? Ne diyecek bize? Ha diyor bu adam diyor bana önce çıkarma işlemini yap diyor. A eşittir A eksi 1 işlemini yap diyor. Ondan sonra değeri C out'la diyor. Yani ekrana görüntüsünü göster diyor. Çalıştır diyor. Ekolat printf artık ne diyorsanız arkadaşlar onu yap diyor. Şimdi bakalım. Şöyle yapalım. Build and run diyelim. Gördüğünüz gibi 19 yaptı. Neden ikisi de 19? Çünkü önce işlemi yapıyor. A 20'den 19'u çıkarıyor. Ondan sonra A'yı bize gösteriyor. Biraz önce de tam tersini yapıyordu. Önce rakamı gösteriyordu. Daha sonra işlemi yapıyordu. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.